3 basamaklı bir ABC sayısı için A artı B artı C 19'dur. Buna göre ABC artı BC artı CAB bunlar 3 basamaklı sayılar tabi. Toplamının değeri kaçtır? Bu sorularda iki tane ana nokta var. Birincisi çözümleme yapmamız gerekiyor. Yani ABC 3 basamaklı sayısını 100A artı 10B artı C şeklinde yazmamız gerekiyor. İkincisi de her değeri bulmamıza gerek olmadığını bilmemiz. Yani bu soruda bize A artı B artı C'nin 19 olduğunu söylemiş. Direkt olarak bunu kullanabiliriz. Soruyu çözdükten sonra A'nın, B'nin, C'nin kendi başına olan değerlerini bulamamış da olabiliriz. Yani verilen bilgi onu bulmaya yetmeyebilir. Ama verilen bilgi bize çözüme ulaştırmaya yetiyor. Şimdi bakalım buna göre bu 3 değerin toplamı. Bunları çözümleyeceğiz. Yani ABC 3 basamaklı sayı olduğu için bunu 100A artı 10B artı C diye yazacağız. Yani 545 olsaydı bu sayı 5 tane 100, 10 tane 4, 5 tane 1 şeklinde açmış olacaktık. Pardon, 1 tane 5 en sondaki. BCA eşittir 100 B artı 10C artı A. CAB eşittir 100C artı 10A artı B. Yani hesabı aldığımızda 111 tane A var. Bunun pratik yolu da şöyle toplama 111. 111 tane B var ve 111 tane de C var. 111A, 111B, 111C. Şimdi bahsettiğim nokta bu. Biz ABC'nin toplamının 19 olduğunu biliyoruz. Yani elimizde elma var, armut var, bir de çilek var atıyorum. Bunların toplam 19 tane meyve olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu elimizdeki paketten 111 tane olursa bunu 111 ile çarpıp toplam meyveyi bulabiliriz. Ama hala içindeki çileği, elmayı, armutu ayrı ayrı bilemiyor da olabiliriz. Bunu paranteze alıyoruz. Paranteze almanın esprisi zaten basit. Hepsinden 111 tane varsa 111 parantezinde yazıyorum. Şurasına bize soruda 19 olarak vermiş. 111 ile 19'u çarpıyorum. Bunu da pratik olarak çarparsak 110, ben şöyle yapardım yani. 111'i 10 ile çarparım. Yanına bir sıfır koydum. 1110. 2 ile çarptım. 1 ile 2 oldu. 2220. Yani 20 ile çarpmış oldum toplamda. Bundan kendisini çıkarırsam 19 ile çarpmış olurum. 111'i çıkarttığımda 9, 0, 1, 2109 oluyor. Basit yoldan da çarpabiliriz. Pratik olarak önce 10 ile çarptım, onu 2 ile çarptım, 20 ile çarpım oldu. Bir şeyin 20 katından kendini çıkarırsam 19 katı olur. 2109 sonucuna ulaşıyorum.